Onur Yavaş. Efendim. İlk yarışmacımız, eski şampiyonumuz, gün şampiyonu olmuştu 9000 puanla. Hafta finalinde arzu ettiğine ulaşamamıştı efendim. Buradan eniştemize selam söylüyoruz. Onun ismiydi cevabın içerisindeki, bulamamıştık efendim. Üzülmüş mü? O beni ayıpladı. Nasıl bilemez? Nasıl bilemezsin? Harf bile almaman gerek. Evet ama duymadım. Hayatımda duymadım. Burada değişiyor hadise ama öyle söyleseydiniz. Değişiyor. Hakikaten. Çok büyük bir heyecan var. Bir de bugün daha önce birinci olarak gelmenin verdiği bir sorumluluk var. Hı hı. Bu sorumluluk da hem stres hem heyecana sebep oldu bende. Arkadan gelecek olan çok kuvvetli rakipler var. Evet. Değil mi? Birinci de beni biraz baskıladı. Türkçe öğretmeni bir ablanız var. Evet. Sonrasında alınabilecek yorumlar oldukça zorlu olabilir. Sizin işiniz zor Onur Bey. Fakat o zorluğun üstesinden de gelebilecek bütün niteliklere sahipsiniz hocam. Teşekkür ederim. Bunu da sizi rahatlatmak için söylemiyorum. Hakikaten öz düşüncem bu. Estağfurullah. Sağ olun. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır böyle kanatlanmışken. Başlayalım. 4 harflerle başlayacağız. 10 harflere doğru ilerleyeceğiz efendim. 9800 puana ulaşabilirsiniz hiç harf almazsanız. 9000 ve ötesini bekliyorum. Buyur ilk soruya. Müziği kağıda döken 7 ögeden her biri... Nota. Bana sormayın. Yapıştırın. Geçsin gitsin. Çok güzel. Avantajı şu bu soruların. Rakiplerinizin soruları çok daha uzun. Sizin sorularla karşılaştırıldığında böyle kocaman paragraflar okuyacak onlar. Daha hızlı hareket edebiliriz. Yine de süremizi boşa harcamayalım. Buldunuz mu? Yapıştırın. Bu biraz eski kelimedir. Halen varlığını sürdürür. Şöyle sorduk burada. Bulmak fiiliyle birlikte nokta nokta bulmak, olmak meydana gelmek anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcüktür. Peydah olmak değil değil mi? Olmaz. Bunun sonuna bulmayı eklersek meydana gelmek anlamına geliyor, olmak anlamına geliyor. Harf alacağım. Alalım bir harf. Arapça kökenli eski bir kelime. V ile başlıyor. Çok ilginç olaylar. Vaka. Vakalar. Vaka, vaki, hepsi aynı kökten. Buyurun. Vuku bulmak. Vuku bulmak. Harfi uğraştırdı. İkinci harfi almasak da olurdu. Neyse, nazar boncuğu olsun, kenarda dursun. İlk 5 harfli cevap. Çok basit bir soruya sahip, çok da basit bir kelime. Görelim. Meyve esansı, şeker ve karbon asidiyle yapılan bir tür içecektir. Meyve esansıyla yapılıyorsa likör. İçinde alkol yok. Şeker ve karbon asidi var. Demek ki böyle köpüren bir şey ama alkollü değil. Alkollü değilse. Alkollü değil. Ama mesela Yeşilçam da çok daha tehlikeli bir içecek. Gazoz. Efendim? Gazoz. Gayet güzel. Gayet güzel. Biraz süre harcadık. Hiçbir şey olmaz. Halen 2 dakika 50 saniye var elimizde. Şimdi şu vuku gibi 2 tane eski kelime. Arka arkaya denk gelmişler. Son 5 harfli cevabınız ve ilk 6 harfli cevabınız. İkisi de biraz naftalinli. İlki geliyor. Hadi bakalım. Diyor ki eski dilde toplama işleminin sonucu toplam. Eski dilde bildiğim tek şey taksim falan. Taksim o bölme işareti. Bölme. Alın bir harf. Bir harf alacağım. Buyurun. Toplama ulaştık. İşte bu işlemin toplamı Y harfi. Yek. Neydi o? Yekta mı? Yekta değil. Nedir? Bir harf daha alalım. Bir harf daha alacağım. Aldık bir harf daha. U'nun üzerinde şapka var. Yek doğru mu? Güzel güzel güzel. Yekup. Yekup mu? Hep bir isim peşindesiniz. Yapmayın öyle. Yekut değil. Durdurup mu yapsak bunu? Yekut değil. Devam. Yakup değil. Yok yok hayır. Sonda bir problem vardı. Son harfte bir problem vardı. Yekut. Yekus. Yekul. Devam. Yekun. Haydi bakalım. Yekun. Ye? Yekun. Yekun da diyebiliriz. 300 puan daha katarız kasaya. Buyurun yenisi gelsin. Biricik. Tek anlamındaki Farsça kökenli yine eski bir sözcük bu. Ama mesela yekundan daha çok kullanılır. Biricik. Evet. Harf alacağım. Alalım bir harf. Harf. Tek sevdiğim sensin. Yek. Yekpare. Değil. Biricik tek. Tek sevdiğim kim? Yekten geliyor. Gene de ekler değişik işte. Yek bir demek zaten malumunuz. Harf alacağım. Senden başka yok.
elimdeki biricik. Yegane. Yegane şey sensin. Buyurun. Tamam. Kurtulalım şu naftalin kokusundan efendim. Şu eski kelimeler bir daha karşınıza çıkmasın. Tamam mı? Rahat rahat devam edin. Hele ki o kadar rahatlayın ki harf de almayın. Yarısı zaten mastar. Son altı harfli cevap bu. Mekmak diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Mecazi anlamda acımayıp öldürmek. Vurmak. Vurmak, öldürmek de olabilir. İşin içerisinde acımama var bakın burada. Nasıl acımayıp öldürdün? Nasıl acımayıp öldürebilir? Harf alacağım. Bu zavallıya nasıl? Kıymak. Harfi keşke almasa da. 500 puan. Canım yanıyor. Her harf aldığınızda canım yanıyor. Çünkü benim de çok canım yandı. 9000'in üzerine çıkartacağız demiştik ya. Şu anda 9100 olabilecek durumda. Elimizde 1 dakika 23 saniye var. Süre konusunda da harf konusunda da biraz daha cimri davranmanız lazım Onur Beyciğim. Buyurun geliyor yeni sorunuz. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyor soru. Batı kökenli bir kelime aramız. Tıbbi amaçlarla kullanılan yapışkan bant. Plaster. Neydi onun ismi? Plaster. İşte o kadar. Aynı hızı bekliyorum. Aynı hızı bekliyorum. Ne olur cevaptan sonra basmayın. Önce Benjamin sonra cevap. Bakın hızlandıracak sizi, emin olun. Gelsin yeni soru. Tekneler için yan yatma, devrilip ters dönme. Nokta nokta olma. Batı kökenli bir kelime. Yan yatma, devrilip. Yan yatma, devrilip ters dönme. Sancağı mı yoksa iskeleye? Sallama şu kayığı, nokta nokta olacağız. Alabora. İşte o kadar. Daha zor bir şey arıyordunuz galiba. Hı? Ben gemi adamla yaptım. Evet biliyorum. Boyunca. Babanız zaten gemici değil mi siz? Evet. Çok rahattı sizin için bu soru. Hiç de değildi. Peki daha zor şöyle sorabilirdik mesela ilk 8 harfli cevabı. Şerare kelimesinin günümüz Türkçesi de karşılığı ne olabilir? Hiç bilmem. Şöyle sorsak. Kötülükten gelebilir diye düşünüyorum. Şöyle soralım. Ateş zerresi. Kıvılcım. Buyursunlar efendim. Bakın bunu da yine aynı şekilde çözebiliriz. İki kelimeden oluşuyor. Son 8 harfli cevabınız bu. Ben size batı kökenlisini veriyorum. O da aslında bir birleşik kelime. Görelim. Ultraviyole. Bu sözcüğün Türkçe karşılığı. Işıkla ilgili bir şey mi? Işık Işın, mı? Işın, Viyole dediğiniz efendim aslında menekşe. Ultraviyole. Hı, menekşe. Çiçek. Çiçektir. Hangi menekşe ünlüdür? Mor menekşe. Çok güzel. Ha gayret. Ultraviyole Türkçe karşılığı. Hangi ışın? Mor ışık. Hayır değil mi? Mor ışık değil ona. Ne diyorlar? Gittim. Mor menekşeden girmiştik. Mor çiçek. Mor menekşe diye bir şarkı var malum. Hazır müzik dünyasına girmişken. Daha yeniler. Ultraviyole. Ultraviyole. Ultraviyole ışınlar. Mor ışık değil. Mor ışık denmiyordu ona. Mor. Yahu müzik grubu var ya. Mor ötesi. Mor ötesi. İki defa sıçradık. Evet. Üçüncüsünden çok korkarım. Haberiniz olsun siz de korkun ne olur. Dört tanecik soru kaldı. 28 saniye içerisinde cevap vereceğiz. Halen 9100 puana ulaşabilecek durumdayız. Ha gayret Onur Bey. Gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Şöyle soruluyor efendim. İlk 9 harfli cevap. Kaba ve hoyratça güç kullanarak yapılan eylemleri tanımlar bu söz dizisi. Kaba ve hoyratça. Kaba ve hoyratça güç kullanılarak. Zor. İki kelime. Zor. Harf istedim. Buyurun. Kaba ve hoyratça güç kullanarak yapılan eylemler. Eylemleri tanımlar. Bir böyle şey oldu orada. Kaba ve hoyratça güç kullanılan hareketler oldu. Kalabalık. İtiş kakış oldu gayet güzel. Şimdi yine iki kelimeden oluşuyor. Yine birleşik kelime. O iki kelime yan yana yazılıyor. Ve taris sanatı vardır ya efendim. Hiç bilmem. Böyle hani tersini söyleme filan. Evet. Şeyde de var. Avrupalı sanatçılarda da var. Bravo. Yani karıştırıp o doğrultuda kullanılan bir kelimedir, bir tabirdir bu. Aslında başka bir şey anlatıyor. Biz tam tersini yakıştırıyoruz. Buyurun. Ukala anlamında kullanıyoruz biz bu birleşik kelimeyi. Çok bilmiş. Ne yapalım? Çok durduralım. Bilmiş.
Süre çok azaldı. Buraya kadar gayet güzel geldiniz efendim. 7 saniye içerisinde 2 soruya da cevap verirseniz o 9000'i tekrar kasamızda göreceğiz. İnşallah. Çok da güzel olur hakikaten. 2 kelimeden oluşuyor. Son sorunuz çok basit. Burada biraz takılırsak takılırız ama takılmayalım. 7 saniye var. Unutmayın, mastarla bitmektedir. Yaygın kullanılan bir tabirdir. Hemen okuyorum. Bir davranışı, bir olayı bir kimse için uygun, yakışır ve yerinde bulmak. Harf aldım. O kimseye, tüh 9000'den düştük geriye. Bir davranışı, bir olayı bir kimse için uygun. Yakışır ve yerinde bulmak. Ne olmuş? Ona tam şey olmuş. Tencere kapak. Hı. Bu sana? Çık oturmuş. Bu sana nedir? Reva görmek. İşte o kadar. Bravo. Geometri sevdiğiniz bir dal mıydı? Hiç sevmedim. Sözelle aram hep iyiydi. Matematiğim hep kötüydü. Bu basit yahu. Vallahi çok basit. ABC'si neredeyse. İki kelimeden oluşuyor. Yine birleşik kelime, birleşik yazılıyor çoğunlukla. Görelim. Şöyle de sorulmuş. Sınır çizgilerinden hiçbiri ötekine eşit olmayan çokgen. Yamuk ama ne yamuk? Mm-mm. Sınır çizgilerinden. Çok kenarlı. Biri geldi. Kenarlı. Çok. Çok köşeli. Hayır. Çok kenarlı. Şimdi bu sınır çizgisi dediğimiz nedir? Biraz önce söylediniz. Kenar. Kenar. Hiçbiri ötekine eşit değilse? Yamuk kenar. Hayır, yamuk kenar değil. Yamuk kenar diye bir şey yok. Ne diyoruz ona? Ne kenar? Bilmiyorum. Hiçbiri birbirine hayır benzemiyor. Çok kenar. Hayır. Eşsiz kenar. Eşsiz kenar mı? Hayır. Yani değişik türde. Köşegen. Gitti. Çeşit kenar. Çeşit kenar. Ah ya. Neyse. Türkçe öğretmeniydi değil mi ablanız? Evet, matematik. Çeşit kenarda takıldık. O yüzden bize bir şey söyleyemez efendim. 6900 yazıyor orada. Fakat bu performans çok daha fazlasını hak ediyordu. Açıkça söylüyorum. O ayarda da bir alkış rica ediyorum onun beye.